Arsenal'ı grup takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Bugün bir önceki videoda tanıtımını yapmış olduğumuz piyasaya bomba gibi düşen ve uzun bir süre bu kalıcılığını devam ettirecek olan yeni Hyundai Bayon modelimizin test sürüşüne birlikte çıkacağız. Aracımızı birlikte bir de test edelim. Buyurun. Bu muhteşem aracımızı test etmek için Davut Bey bize eşlik edecekler. Test sürüşümüze başlayalım. Buyurun Davut Bey. Test sürüşüne çıkmadan önce hemen bir özet geçiyorum. Motorla alakalı bir tane motor şanzıman seçeneğimiz var bu aracımızda. O da 1.4'lük bir motor hacmine sahip benzin otomatik tir aracımız. 6 ileri 100 beygir 135 Newton tork gücüne sahiptir. Şu an teste çıkmış olduğumuz aracımız bizim elit paketimiz oluyor. Elit paketler paketler arasındaki en full paketimiz oluyor. Yavaş yavaş bir trafiğin durumuna göre çıkalım testimize. Şimdi elit paketimizde görmüş olduğunuz gibi hayalet göstergemiz, multimedya ekranımız, geri görüş kamerasıyla birlikte sunuluyor. Artı dokunmatik ekrandır aynı zamanda. Şöyle bir bakalım. Bluetooth, USB, AUX girişleri şuradan gösterelim. İki tane USB şarj girişimiz var. Artı kablosuz telefon şarj özelliğimiz, dijital çift yönlü klimamız, Android Auto ve Apple CarPlay özelliklerimiz bu aracımızda sunuluyor. Artı güvenlik donanımı olarak şerit takip sistemimiz, önden çarpışma önleyici sistemimiz bunda da mevcut yine. Elit paketimiz dediğim gibi en full paketimizdi. Bunlarda tabi paketler olarak 3 tane opsiyonel paket seçeneklerimiz var. En alt paketimiz jump paket, bir üst paketimiz style paket ve en full paketimiz elit paket oluyor. Style ile elit paket arasında çok yakın donanımlar var. Yani dijital klimamız, kablosuz telefon şarj özelliğimiz, Sarnos üst açar özelliğimiz. Şöyle bir açalım. Bunları style pakette de standart olarak alabiliyoruz yine. Davut Bey. Nasılsınız? Sağolun. Teşekkür ediyorum. Şu an yeni aracımızı test ediyorsunuz. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani araç bence çok iyi bir çıkış yakaladı. Mükemmel bir şekilde bir gazeteye iş yaptık. Bayağı İnanılmaz bir satış adet rakamlarımız var. Aracımızın standart olan donanım özelliklerinden ziyade bir de iç konforundan, iç genişliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda kendi segmentine göre iç konforu, baş diz mesafesi, arka yaşam alanı olsun çok çok keyifli durumda değil mi Davut Bey? Siz mesela şu an şoför koltuğundasınız. Konfor olarak görüş alanı olsun, nasıl hissediyorsunuz orada? Araç bayağı geniş bence. Yani ben şu an çok rahatlıkla oturabiliyorum. Yani arkamızda oturacak yolcular, artı yanınızda oturacak yolcuların epey bir rahat ve konforlu bir sürüş yaşayacağını hissediyorum. Az önce bir alt paket, style paket ile elit paket arasındaki yakın donanımlardan bahsetmiştik. Kısaca bir ikisinin arasındaki farklılıkları söyleyelim hemen. Şimdi tekrar ediyorum. Multimedya, Apple CarPlay, Android Auto özelliklerimiz, hız sabitleyicimiz, dijital klima, sunroof üst açar, kablosuz telefon şarjı vesaire bunların hepsi hem style hem orta paketimiz ve hem elit full paketimizde mevcut demiştik. İkisi arasında farklılık olarak ne alamıyorsunuz? Anahtarsız start stop akıllı çalıştırma alamıyorsunuz. Şerit takip alamıyoruz. Aynen öyle. Şerit takip de alamıyorsunuz. Önden çarpışma önleyici alamıyorsunuz. Davut Bey siz aracı kullanırken ara ara direksiyon sağa ya da sola geçebilir. Şu an şerit takibe geçince onunla ilgili de... Aynen aktif şu anda bakın ki göstergede hemen... Yeşil oldu. Yeşil oldu evet. Bu aktif olduğu anlamına gelir. Sinyal vermeden sağa ya da sola şerit değiştirmeye kalktığımız zaman direksiyon bizi otomatik olarak ortalamaya çalışır aracı. Bu da şerit takip asistanımızın olduğu anlamına gelir. Bunu bir alt style pakette alamıyorsunuz. Önden çarpışma önleyici özelliğimiz de mevcut. Tekrar etmiş olalım onunla. Hayalet göstergeyi de alıyorsunuz. Şimdi üstün körü bir kısaca bahsetmek istedim. Hem standart olan donanımlarından hem en full pakette alabileceğimiz donanımlardan.
Şöyle söyleyeyim, bir satış danışmanı olarak şöyle bir yorum yapabilirim. Aracın aslında bu kadar talep görmesindeki en büyük etkenlerden biri bir fiyat. Şu piyasada sizler de biliyorsunuz böyle bir fiyata, yani ortalama 200-2000 liradan başlayan fiyatlarla sunulmaya başladı en alt paketler. Böyle bir fiyata, bu segmentte, bu donanıma sahip bir araç ciddi anlamda almak çok zor. Artık ikinci el piyasası bu kadar fahiş rakamlara sunulurken böyle bir araca, böyle bir fiyata sıfır bir araba almak ciddi anlamda aracı çok cezbeden bir hale geliyor. Yani abartısız şunu söylüyorum, şu anda ciddi anlamda minimum 60 kişi bekleyen var sırada bu araca. Siz de biliyorsunuz Davut Bey, 60 tane müşterim şu anda bu aracı almak için sıraya girmiş durumda. Değinmek istediğim noktalardan biri de şu aslında. Şimdi ilk teste çıkmadan önce bahsetmiştim. Aracımız 1.4 benzin otomatik atmosferik motor seçeneğiyle sunuluyor. Müşterilerimden birkaçı turbo olmamasından kaynaklı biraz hüsrana uğradığını söylemişti. Ben de ısrarla aracı test etmelerini istedim ve ciddi anlamda aracı test ettikten sonra bir turbolu motormuş performansını aldıklarını bana söylediler. Ki keza ben de aynı şekilde araç ilk geldiğinde ve test sürüşünü gerçekleştirdiğimde hiçbir şekilde bir atmosferik motor algısı gibi düşük bir motor performansa sahip olmadığını belirtmek istiyorum ciddi anlamda. Yani gerçekten bir turbolu motormuş hissiyatını veriyor aracımız, öyle değil mi Davut Bey? Siz kesinlikle kullanırken... Aynen. Yani test etmelerinde... Vites geçişlerini biraz anlatır mısınız? Siz şu an daha çok hakimsiniz yani, bizden. Müşterilerimiz de aynı şekilde bilgi sahibi olsun. Şöyle söyleyeyim Hüsnü Hanım, vites geçişleri aslında çok çok iyi. Yani biliyorsunuz müşterilerimizin ön yargıları var. Muhakkak, muhakkak. Atmosferik motor. Evet. Dolayı ama çok denk geliyorum ben de. Kesinlikle kırılacak bir algı. Bunu evet. Kesinlikle teste öneriyoruz, teste bekliyoruz yazılarımızda, şovlarımızda muhakkak. Zaten lafınızı böleceğim, şu anda test sürüşüne, hani tanıtımdan ziyade test sürüşüne çıkmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi bu atmosferik motor algısını biraz yıkmak istiyoruz biz de müşterilerimize karşı. Çünkü ciddi anlamda bir test ettikten sonra illaki bana gelen dönüş şu oluyor Yusra Hanım. Gerçekten de bir atmosferik motormuş korkusu korkusuyla çıktım dediler bana. Ama test ettikten sonra hiçbir şekilde o düşük performans hissiyatını yaşamadım. Sanki bir turbolu motormuş gibi yüksek performansta kullandıklarını bana dile getirdiler. Ayrıca aracımızın yakıt tüketimine gelecek olursak fabrika verilerimiz ortalama 100 kilometrede şehir içi tüketimlerde veri olarak ortalama 6-6,5 litrelik verileri söylüyor. Ama şöyle söyleyeyim, ortalama yakıt tüketimlerinde illaki fabrika verilerinin 1 ila 1,5 litre fazlasını söyleyebiliriz. Yani bu aracımızda ortalama şehir içi kullanımlarında, ki tabii ki kullanıma bağlı da çok değişen bir kavramdır yakıt tüketimi. Ama ben size ortalama rakamdan yola çıkarak bir bilgi vereyim. Ortalama 100 kilometrede şehir içi, yani 7,5 litrelik bir yakıta varabilir. Bu araçlarımızda tabii ki LPG uyumu da söz konusu. Talep ederseniz, yakıt sizi yorarsa LPG takviyesini de yapabiliriz. O anlamda da bir bilgilendirme yapmış olalım kısaca. Biz mümkün mertebe aracımızı hem test edip aynı zamanda donanımlardan da kısaca bir bahsetmek istedim. Ki zaten bir önceki videolarımızda detaylı tanıtımımız yer alıyor. Dilerseniz bir önceki videomuzda detaylı donanım özelliklerine bakabilmek için bir inceleyebilirsiniz. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Hani şu an biraz daha vites geçişlerini, yakıt performansı anlamında bir inceleme yapalım dedik. Siz müşterilerimize bazen test sürüşlerine gelemeyen müşterilerimiz oluyor. O konuda bir kolaylık sağlamak istedik. Ama tabii ki biz her ne kadar yorum yapsak da sizlere göre daha farklı da olabilir. Bu sebep dolayısıyla sizleri muhakkak plazamıza test sürüşlerimizi birlikte gerçekleştirmek için bekliyoruz. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen soru, görüş, önerilerinizi yorum kısmına iletmeyi unutmayınız. Çok çok mutlu oluruz. Çünkü sizlerden gelecek görüşler ve sorular çok önemli bizler için. Biz de kendi alanımızda mümkün mertebe bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Dediğim gibi hepinizi showroomlarımıza bekliyoruz. Antakya ve İskenderun, Arslanoğlu, Hyundai showroomlarımıza bekliyoruz hepinizi.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.